Evet, demek ki arkadaşlar 5T yöntemi dediğimiz yöntem bu. Yani bir tarihçinin mutlak surette tarihi bir eser ortaya koymak istediğinde kullanması gereken yöntemlerdir diyebiliriz. Şimdi gelelim tarihi olayların tasnifine. Tarihin tasnifi yeni konumuz. Tarih ne demekti? Pardon, tasnif sınıflandırma anlamına geliyordu. Niçin sınıflandırma yapmak durumundaydık? Özellikle tarihi olayları daha kolay inceleyebilmek amacıyla sınıflandırma yapmak durumundayız. Çünkü arkadaşlar onlarca, yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca belgeyi rastgele karma karışık bir vaziyette incelemek elbette ki mümkün de değildir. Zaten böyle bir şeye gerek de yoktur. Tasnif yaparken ne yapıyoruz? Genel olarak 3 şekilde tasnif ediyoruz arkadaşlar. Zamana göre, mekana göre, bir de konusuna göre. Konuya göre tasnif yapıyoruz. Zamana göre tasnif dediğimiz nedir? Tarihin çağlara ayrılması. İşte ilk çağ, orta çağ vesaire gibi ya da İşte tarih öncesi çağlar, tarihi devirler vesaire arkadaşlar. Bunlara biz zamana göre tasnif diyoruz. Ki tarihte en çok kullanılan yöntem olmakla birlikte aslında kesin doğru bir yöntem de diyemeyiz. Çünkü çağlar her bölgede aynı şekilde yaşanmamıştır. Ve bunun da bilinmesi gerekiyor. Daha çok Akdeniz havzasındaki yaşanmış önemli olaylar, Akdeniz ve Avrupa'daki yaşanmış olan önemli olaylar arkadaşlar çağ kavramı içerisinde yer alır. Yoksa onun dışındaki diğer bölgeler bunun dışında kalabilir. Hatta bu olaylardan bağımsız yaşanmış birçok önemli olay da vardır. Ama genel itibariyle en fazla kullanılan yöntem zamana göre tasniftir diyebiliriz. O zaman zamana göre tasnifi anlatıyorsak, şöyle bir tarih şeridi hazırlamak durumundayız. Şöyle zamana göre tasnif. Bu bizim zaman şeridimiz olsun. Zaman şeridimizde arkadaşlar genel itibariyle tasnifi yaparken önce bir ikiye ayırmamız gerekiyor. Burası tarih öncesi olsun. Ve mavi kalemle yazarsak tarih öncesi. Tarih öncesiyle tarihi devirleri birbirinden ayıran nedir? Tarih öncesiyle tarihi devirleri birbirinden ayıran yazının bulunması. Yazının bulunması milattan önce 3200. Demek ki arkadaşlar yazının bulunması ile birlikte insanlık ne olmuştur? Tarih öncesi çağlardan tarihi çağlara geçmiştir. Milattan önce 3200 yıllarından günümüze kadar ki geçen dönemde biz ne diyoruz? Tarihi çağlar diyoruz. Burada tarihi çağlarda da ne var arkadaşlar? Bir başka önemli husus daha var. O da milat kavramı. Milat. Milat nedir? Milatta sıfır kabul edilen Hz. İsa'nın doğumudur. Hz. İsa'nın doğumunu da biz ne diyoruz arkadaşlar? Milat diyoruz. O zaman milada kadarki döneme genel olarak ne diyoruz? Milattan önceki diyoruz. Milattan önceki buna MÖ şeklinde de ifade edilebilir. Buradan sonraki döneme ise biz ne diyoruz? Milattan sonraki diyoruz. Milattan sonraki dönem. Şimdi burada arkadaşlar şunun da bilinmesi gerekiyor. Milattan önceki tarihler milada doğru yaklaştıkça küçülerek gelirler. Ve sıfır. Mesela 4000, 3200, 2000, 1000 ve sıfıra doğru yaklaştıkça küçülerek gelirler. Milattan sonrakiler ise büyüyerek geri giderler. 500, 1000, 1500,
2000. Gördüğünüz gibi milattan öncekiler milada doğru yaklaştıkça küçülerek gelirlerken milattan sonrakiler günümüze doğru yaklaştıkça daha da ne yapar? Büyüyerek gelirler. Milattan önceki dönemlerden de aslında arkadaşlar yazının bulunmasından sonraki dönemlere tarih çağları diyoruz. Demek ki buraya tarih öncesi diyorsak bunun tamamına da tarihi devirler diyoruz. Evet. Tarihi devirler de kendi içerisinde çağlara ayrılmıştır. Örneğin işte ilk çağ, orta çağ vesaire gibi yakın çağ gibi dönemler ayrılmıştır. Hemen şöyle mesela buraya kadarki olanlar ilk çağ olsun. 375 yılına kadar. Bu bölge ilk çağ. İlk çağ demek ki ne zaman başlamıştır arkadaşlar? İlk çağın başlangıcı milattan önce 3200 ile milattan sonra 375 yılına kadar devam etmiş. Kaç yıl sürmüş o zaman? Aslında ilk çağa baktığımızda 3200-375 yıl daha kaç yıl eder? 3575 yıl. 3575 yıl sürmüştür ilk çağ. Sonra ilk çağdan sonra orta çağ başlamıştır. Kavimler göçüyle başlayıp da ne zamana kadar? 1453 İstanbul'un fethine kadar ki döneme ise biz ne diyoruz arkadaşlar? Orta çağ diyoruz. Demek ki burada buraya da orta çağ diyoruz. Orta çağ ne zaman başlamış? Orta çağ 375 yılında başlamış. Başka ne zamana kadar arkadaşlar? 1453 yılına kadar. Evet. 1453 yılına kadar. Bu geçen döneme de biz ne diyoruz? Orta çağ diyoruz. Burada her ikisi de milattan sonra olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Demek ki 375 yılından 1453 yılına kadar gelmişiz. Kaç yıl sürmüş? Bunu bilmek için ne yapacağız? 1453'ten 375'i çıkaracağız. 3'ten 5 çıkmaz. 13'ten 5 çıkarsak 8 kalır. 14'ten 7 çıkarsak 7 kalır. Burada 0. Burada 1078. Demek ki arkadaşlar gördüğünüz gibi orta çağda kaç yıl sürmüştür? 1078 yıl sürmüştür. ...1453 yılından 1789 yılına kadar ki geçen döneme ise şurada 1789 olursa nedir bu da? Fransız İhtilali. Bu döneme kadar geçen döneme ise biz ne diyoruz arkadaşlar? Yeni çağ diyoruz. Yeni çağ kaç yılında başlamış? Yeni çağ 1453-1789. Yani arada kaç yıl fark var? Bunu da yine aynı şekilde çıkarıyoruz. 1789'dan 1453'ü çıkardığımız zaman 6-3-3. Yani 336 yıl sürmüş demek ki yeni çağ. Yeni çağdan günümüze kadar gelen döneme ise biz ne diyoruz arkadaşlar? Yakın çağ diyoruz. Bundan sonraki döneme de yakın çağ diyoruz. Demek ki Fransız İhtilali'nden günümüze kadar gelen döneme yakın çağ diyoruz. Gördüğünüz gibi bu bir zamana göre tasniftir. Peki zamana göre tasnifte etkili olan husus nedir? Zamana göre tasnifte arkadaşlar etkili olan husus şudur.
Tüm dünyanın genelini etkileyen önemli olaylar çağbaşı olarak kabul edilmiştir. Örneğin ilk çağın başlangıcı yazının bulunmasıdır. Aynı zamanda tarihi çağların da başlangıcıdır. Ne zamana kadar? 375 kavimler göçüne kadar devam etmiştir bu dönem. Kavimler göçü tüm Avrupa'yı etkilediğinden dolayı ilk çağın sonu orta çağın başlangıcı kabul edilmiştir. Orta Çağ kavimler göçüyle başlamış. Ne zamana kadar devam etmiş? 1453 İstanbul'un fethine kadar. İstanbul'un fethi yine tüm dünya tarihini etkilediğinden dolayı bir anlamda Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı kabul edilmiştir. Daha sonra arkadaşlar Fransız İhtilali getirmiş olduğu fikirlerle birlikte yine hem Avrupa'yı hem dünyayı etkilediğinden dolayı bu aradaki döneme de Yeni Çağ denilmiştir. Fransız İhtilali ile birlikte yeni bir çağa girilmiştir. En sonunda da günümüzde hala biz yakın çağda, Fransız İhtilali'nden sonra yakın çağda varlığımızı sürdürmekteyiz diyebiliriz. Demek ki burada zamana göre tasnif dediğimiz husus budur. Evet. Mekana göre tasnif nedir? Mekana göre tasnif de arkadaşlar şudur. Olayın hangi mekanda geçmesi ya da onun dışında işte Anadolu tarihi, Avrupa tarihi, Asya tarihi vesaire gibi mekana göre tasnif. Yani olayın bir bölgenin tarihini inceliyorsak bu mekana göre tasnife girer. Örneğin Anadolu tarihi, Asya tarihi, Avrupa tarihi. Bunlar da oldukça fazla kullanılmakla birlikte demek ki zamana göre tasnif de kullanılıyor. Bir de bunun dışında arkadaşlar konuya göre tasnif. Tarih çok geniş bir bilim dalı olduğundan dolayı, tarihin inceleme alanında geniş olduğundan dolayı demek ki sadece siyasi olayları ne yapmaz tarih incelemez. Aynı zamanda sosyal, psikolojik veyahut da bunun dışında işte dini, sanat olayları, kültürel faaliyetler de incelediğinden dolayı da burada ne diyebiliriz mesela konuya göre? Felsefe tarihi, sanat tarihi, kültür tarihi vesaire. Buradaki arkadaşlar bir kez daha söyleyelim. Tarihin tasnifindeki temel amaç nedir? Temel amaç tarihin daha kolay incelenmesini sağlamaktır. Böylelikle elimizdeki o milyonlarca belgeler daha rahat bir şekilde sınıflandırılarak incelenmiş olur.